haftaki programımızda sizlere donanmamızın kalbinin attığı yerden Gölcük Donanma Komutanlığı'ndan sesleniyoruz. Bugün Ay Yıldızlı bayrağımızı Atlas Okyanusu'ndan Aden Körfezi'ne kadar çok geniş bir coğrafyada gururla dalgalandıran, mazisi şan ve şerefle dolu Türk Deniz Kuvvetlerimizin onur kaynağı fırkateynlerimizden TCG Kemal Reis'teyiz. Donanmamızın göz bebeği, harbin soğuk yüzüyle barışın sıcaklığını bir arada barındıran savaş gemilerimizde görev yapan denizcilerimizin gemi hayatına şimdi gelin hep beraber tanık olalım. Tüfek! Saat 6.30'da kalkan ve kahvaltılarını yapan gemi personeli, saat 8'de yapılan Toka Sancak töreniyle güne başlıyor. Bu törenle bayrağımız, tüm gemilerden aynı anda çalınan Silistre düdüğü eşliğinde göndere toka ediliyor. Aynı zamanda Bahriye örf ve adetlerine bağlılığı da simgeleyen Toka Sancak töreninin bitişiyle mesai saatlerinde yapılacak işlerin hazırlığına başlanıyor. Komutanın gemiye gelişinin ardından mesai taburu yapılacak ve burada yapılan görevlendirmenin ardından günlük mesai faaliyetleri başlayacak. Denizlerdeki bir numaralı vurucu gücümüz olan savaş gemilerimiz, barış dönemlerinde ise harbe hazırlık eğitimlerini aralıksız sürdüren denizcilerimize ev sahipliği yapıyor. Yine böyle bir eğitim gününde onlarla birlikteyiz. TCG Kemal Reis Komutanı Denizkurmay Yarbay İsmail İpekçi ile birlikteyiz. Komutanım, geminiz hakkında bize bilgi verir misiniz? Tabii ki. TCG Kemal Reis ismini 1450-1511 yılları arasında yaşamış büyük Türk denizcisi Kemal Reis'ten almıştır. TCG Kemal Reis bu çelikten kale, her türlü deniz şartında akla gelebilecek bütün düşmanlara karşı, bütün düşmanların korkacağı yüzer bir vatan parçasıdır. Fırkateynlerimiz su üstü harbi, denizaltı savunma harbi, hava savunma harbi imkanına sahiptir. Aynı zamanda helikopterde konuşlandırılabilmektedir. Gemi personelinin limanda ve seyirde gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları, silah, harekat, makine ve ikmal gibi farklı sınıflara yayılıyor. Bu eğitimlerin amacı ise personelin harbe en yüksek düzeyde hazırlıklı olmalarını sağlayabilmek. Düşman uçakları tarafından gemimize taarruz edileceği istihbar edilmiştir. Hava tehdit ihbarı kırmızı, genel hazırlık durumu 1. Personel savaş yerlerine, personel savaş yerlerine. Savaş Harekat Merkezi. Burası geminin kalbi. Savaş durumunda gemide kurulan diğer merkezlerden gelen tüm bilgiler burada işleniyor. Gemi komutanı tarafından yönetilen merkez, bu gerilimli anlarda en zorlu kararların alındığı yer olması bakımından büyük önem taşımakta. Şu anda geminin en önemli bölümlerinden birisi olan Savaş Harekat Merkezi'ndeyiz. Yanımda Savaş Harekat Subayı Denizkurmay Binbaşı Cüneyt Aydoğan var. Komutanım, Savaş Harekat Merkezi'nin önemi nedir? Olası bir gerginlik veya harp durumunda gemimize yönelebilecek bir tehdidi bertaraf etmek ve gemimizin bekasını sağlamak üzere personel anonsla birlikte savaş yerlerine alınır. Savaş yerine alınmayı müteakip gemi savaş yerlerini donatmasından sonra 4 adet komuta kontrol merkezi tesis edilir. Bunlar hasar kontrol, gemi kontrol, harekat kontrol ve komuta kontroldür. Komuta kontrolde komutanımız buna direkt kumanda eder ve bunun merkezi savaş harekat merkezidir. Diğer komuta merkezlerinden SAM'ye akan bilgiler komutanımız tarafından önceliklendirilir ve bir karar verilir. Bu kapsamda savaş harekat merkezi tüm kontrol merkezlerinin kontrol edildiği bir karargah olarak görev yapmaktadır. Sıra öğle yemeğinde. Gemi ikinci komutanı personelin yiyeceği yemeğin uygunluğunu test ediyor ve bu test sonucunda olumlu karar verirse yemek servisi başlıyor. Yemekler geminin aşağınesinde yine gemi personeli tarafından yapılmakta. Geminin en kıdemsiz erinden gemi komutanına kadar herkes aynı kazanda pişen yemeği yiyor.
barış dönemlerinde savaş gemilerimizde günün büyük kısmını kapsayan eğitim çalışmaları öğle yemeğinin ardından yeniden başlıyor. Gemi ikinci komutanından ve ardından bölüm amirlerinden aldıkları direktifler doğrultusunda görev yerlerini alan personel yapılan iş bölümünün ardından mesaiye başlıyor. Subayların komuta ettiği günlük eğitimlerin belki de en önemlisi yangın eğitimi. Savaş gemisi denizde ilerlerken üzerinde cephane ve yüksek miktarda yakıt bulunduruyor. Gemi saldırı sonucunda yara aldığında ya da geminin bir bölümünde yangın çıktığında bu cephane ve yakıt gemi personeli için büyük bir tehlike oluşturuyor. Bunun yanında gemideki bir yangında personele dışarıdan yardım edebilecek hiç kimse yok. İşte bu nedenler personelin yangınla mücadele konusunda iyi yetiştirilmesini gerektirmekte. Gemideki silahların daima atışa hazır olması, o geminin bekasının teminatı. Bu yüzden eğitim çalışmalarında silahların bakım ve temizliği de önemli bir yer tutuyor. Bu önemli görevlerden topçu, torpido ve porsun branşlarında görev yürüten personel sorumlu. Kaptanı Topçu Kıdemli Üsçavuş Umut Kaykı ile birlikteyiz. Kullandığınız silah hakkında bize bilgi verir misiniz? Dünya bahriyelerinde de yaygın olarak kullanılmakta olan 554 top, su üstü hedeflerine, hava hedeflerine ve kara hedeflerine karşı yüksek isabet oranı ile kullanılabilmektedir. Günümüzde her ne kadar güdülmemiş sistemleriyle çok uzaktaki hedefler vurulabilse de savaşta son söz topçularındır. Verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de Mehmetçiğimizle sohbet edelim. Seni tanıyabilir miyiz? 2012-3 tertipli Topçu Çavuş Resul Karadikme. Resul, savaş gemisinde askerlik yapmak nasıl bir duygu? Savaş gemisinde askerlik yapmak son derece onur verici. Çünkü hangi denizlerde olursanız olun şu an üzerinde bulunduğumuz gemimizin her bir karışı vatan toprağı sayılmaktadır. Denizci olmanın farkı da burada. Vatan toprağından kilometrelerce uzakta bile olsanız vatan toprağı üzerindesiniz. Savaş durumunda gemide kurulan merkezlerden biri de Hasar Kontrol Merkezi. Burası, vurulma, yangın gibi savaş anında ortaya çıkabilecek durumlarda ilk bilgilerin geldiği yer. Bu bilgiler merkezde işleniyor ve ardından Komuta Kontrol Merkezi'ne rapor ediliyor. TCG Kemal Reis 2. Çarkçısı Deniz Kıdemli Üsteğmen Mustafa Him'le birlikteyiz. Komutanım, hasar durumunda tamirci partinin görevleri nelerdir? Tamirci parti geminin alacağı hasar, yangın, yara durumunda müdahale edebilecek 21 kişiden oluşan ve bu 21 kişinin her birinin ayrı bir görevi olduğu bir organizasyondur. Gemimizde yangın, yara ve hasara en kısa sürede müdahale edebilecek şekilde konuşlandırılmış 2 adet tamirci parti mevcuttur. Bunlar geminin ön tarafında bulunan tamirci parti, baş tamirci parti, arka tarafında bulunan tamirci parti ise kış tamirci parti olarak adlandırılır. Yangın, yara ve hasar esnasında öncelikle olayın olduğu mahalle giderek elektriki ve mekaniki izolasyon sağlanır. Daha sonra eğer mahallede varsa yaralı personel nete sahaya çıkarılır. Tüm bu işlemler esnasında yapılan bütün olaylar hasar kontrol merkezine rapor edilir. Müteakiben tamirci partiden sorumlu olan yara savunma subayı tarafından yapılan işlemler genel anons sistemiyle personele duyurulur. Oluşan hasar sonucu zafiyete uğrayan sistemler için gerekli tedbirler ve alternatifler hasar kontrol merkezi tarafından alınır. Bugün Kemal Reis Fırkateyn'in de kutsal askerlik hizmetini yerine getirmekte olan erlerimizin bir gün boyunca icra ettikleri faaliyetlerin bir kısmına hep birlikte tanık olduk. Onlar almış oldukları disiplin ve eğitimle her türlü görevi başarabilecek güçteki vatan evlatları. Geleceğin Türk denizciliği şimdiden onların omuzlarında yükseliyor. Sunumla ilgili sorularınız olduğu takdirde e-posta adresimizden bize ulaşabilirsiniz. Lütfen Mavi Vatan Akademi YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlginiz için teşekkürler.